İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. İşgal altındaki Batı Ermenistan'da Dikranagert bölgesindeki 10 muhtarın yerine kayyum atandı. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı silahlanmada denge değil üstünlüğü arıyor. İspanya'nın Soria şehri belediyesi Ermenilere karşı uygulanan soykırımı resmen tanıdı. Suriye'de yeni savaş cepheleşmesi, Suudi Arabistan ve Rusya'ya karşı İran ve Türkiye. Suriye ordusu Cafer Nabud'u kurtardı. Vahram Ter Matevosyan'ın yazdığı Türkiye Kemalizm ve Sovyetler Birliği adlı kitabın tanıtımı yapıldı. Konifa kendi resmi sayfasında Arsah'ta gerçekleşecek olan 2019 Avrupa Futbol Şampiyonası marşını yayınladı. Karin, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Batı Ermenistan'ın Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 10 muhtar görevden alındı. Edinilen bilgiye göre gerekçe ise haklarındaki soruşturma ve kovuşturmalar. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerlerine kayyum atananlar şöyle. Baharlar Mahallesi Muhtarı Bahri Narin, Şenlik Mahallesi Muhtarı Fikri Ertaş, Kara Hasan Mahallesi Muhtarı Hanifi Gülen, Kali Mahallesi Muhtarı Çetin Dirin, Bayırlı Mahallesi Muhtarı Aziz Doğan, Ulucak Mahallesi Muhtarı Mahfuz Mayda, Yünlüce Mahallesi Muhtarı Mekin Yalçın, Yalaza Mahallesi Muhtarı Abdülcebbar Çelik, Serince Mahallesi Muhtarı Sevat Polat ve Uçarlı Mahallesi Muhtarı Vayez Altıntop. Öte yandan yerine kayyum atanan muhtarlardan bazıları yine 31 Mart öncesinde muhtarlık görevinden alınmıştı. İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz sene Ekim ayında aldığı kararla görevden uzaklaştırılan bu muhtarlar, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde sokağa çıkma yasaklarının ilan edildiği ve operasyonların düzenlendiği mahallelerin muhtarlarıydı. Ekim ayının ardından 31 Mart yerel seçimlerinin sonrasında da görevinden alınan isimler ve mahalleler şöyle. Ulucak Mahallesi Muhtarı Mahfuz Mayda, Kali Mahallesi Muhtarı Çetin Dirin, Kara Hasan Mahallesi Muhtarı Hanifi Gülen, Bayırlı Mahallesi Muhtarı Aziz Doğan, Baharlar Mahallesi Muhtarı Bahri Narin, Yünlüce Mahallesi Muhtarı Mekin. Görevden alınan muhtarlar, Lice Muhtarlar Birliği'nde bir araya gelerek haklarında alınan karara itiraz edeceklerini söyledi. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı David Tonoyan 9 Mayıs'ta gazetecilerle yaptığı görüşmede Ermenistan Savunma Bakanlığı Azerbaycan'la silahlanmada denge sağlamaya değil onu aşmaya çalışmaktadır dedi. Aysor IM'e göre bakan gazetecinin Azerbaycan ile olan silahlanma dengesi yeniden sağlandı mı sorusuna bu sözleriyle cevap vermiş oldu. Tonoyan şöyle devam etti. Savunma Bakanlığı'nın denge aramadığını söyleyebilirim. Savunma Bakanlığı avantaj için çabalıyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nin İspanya Büyükelçiliği'nin kendi Facebook sayfasından verilen bilgiye göre İspanya'nın Soria şehri belediyesi Ermenilere karşı uygulanan soykırımı resmen tanıdı. Açıklamada belediye meclisinde yer alan 4 partinin tümü Ararat adlı Ermeni Birliği tarafından sunulan dilekçeyi oy birliğiyle kabul etti. Dilekçeyi belediye başkanı Carlos Martinez okudu. Martinez, Soria Şehri Belediyesi'nin Ermenilere karşı uygulanan soykırımı resmi olarak tanıdığını açıklarken Castilla León'a nasihatta bulunarak İspanya ve Türkiye hükümetlerine kendilerini örnek almalarını isterken Ermenilere karşı uygulanan soykırımı tanımaya ve suçluları kınamaya çağırdı. Kilikya, Suriye çatışmasının daha da yoğunlaşmayacağı düşünüldüğü esnada ülkenin kuzeyinde bir takım güçler arasında yeni bir savaş başlıyor. Şam hükümetinin ismi açıklanmayan kaynağı Elmaslar'a yaptığı açıklamada Suriye'nin kuzeyinde biri İran ile Türkiye, diğeri Suudi Arabistan ile Rusya olmak üzere iki yeni ittifak kurulduğunu söyledi. Kaynağa göre Türkiye ve İran yalnızca Kuzey Irak'taki ortak operasyonlar için değil, aynı zamanda Suriye'nin kuzeyi içinde sözleşme imzaladılar. Aynı zamanda Rusya ve Suudi Arabistan, Suriye hükümeti ile Kürt demokratik güçlerinin barışçıl bir çözüme ulaşmasını sağlayacak bir anlaşma geliştirmeye çalışıyor. Suudi Arabistan, Suriye'nin kuzeyindeki belki de en güçlü aşiret olan Şamar aşireti dahil, Suriye demokratik güçleri ile işbirliği yapan birkaç Arap aşiretiyle yakın ilişkiler kurmaya devam ediyor. Suriye hükümet güçleri Kuzey Hama'daki Cafer Nabud kentini kurtardı.
İdlib bölgesinin sınırındaki kent stratejik olarak önemli bir merkezdi. Şiddetli bir çatışmadan sonra cihadistler şehri Suriye Devlet Ordusu'na bırakarak terk etmek zorunda kaldı. Suriye ordusu son zamanlarda İdlib'in komşu bölgelerinde faaliyetlerini yoğunlaştırdı ve terörist grupların durumu istikrarsızlaştırmaktan vazgeçirmeye zorladı. Tarihçi, Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Amerikan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kürsü Başkanı, Ermenistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Doğu Bilimler Enstitüsü'nün kıdemli araştırmacısı Vahram Ter Matebosyan'ın yazdığı Türkiye Kemalizm ve Sovyetler Birliği başlıklı kitabı okuyucuya sunuldu. Bu yazarın üçüncü kitabı. Sunumda pek çok misafirin yanı sıra tarih öğrenciler de hazır bulundu. Yazar, monografik çalışmamda Sovyet liderlerinin, parti üyelerinin, diplomatların ve araştırmacıların Türkiye Cumhuriyeti ve onun ideolojisi hakkındaki gözlemleri ve yorumları ayrıntılı olarak incelendi, dedi. Tert.im ile yapılan röportajda yazar araştırmanın Kemalist ideolojinin dış algısına odaklandığını da belirtti. Türkiye Kemalizm ve Sovyetler Birliği kitabı şu an sadece İngilizce olarak mevcut. Artsakh Cumhuriyeti'nde gerçekleşecek olan Konifa 2019 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın resmi marşı Konifa'nın kendi resmi sayfasında takdim edildi. Müziğin bestecisi Artem Walter'e ait olan şarkı Voice of Artsakh müzik topluluğunca seslendiriliyor. Artsakh Cumhuriyeti şarkının adı olan Lohlava her şey iyidirle bu olağanüstü futbol şenliğini paylaşacak olan herkesle buluşacak. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Lohlava adlı Konifa Avrupa 2019'un resmi marşını sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.